Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün de elimizde bir adet iPhone 6 cihazımız var. Karşı tarafa ses gitmeme sorunu var cihazımızda. Mikrofonumuz bildiğiniz gibi şarj soketi ve aynı portun üzerinde. Onu değiştirmeye başlayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Her zamanki gibi bataryamızın soketini yerinden çıkartarak cihazımızdaki akımı keselim. Şarj soketimizin filmini çıkartalım. Anten konnektörümüzü de çıkartalım. Dilerseniz ekranı da yerinden sökebilirsiniz rahat çalışmak adına. Zil basırımız. Bu parçaların tamamı şarj soketinin bağlı bulunduğu filmden, alt porttan enerji alarak anakarta iletiyor ve hepsi oraya konekte ederek, temas ederek çalışıyor. Gördüğünüz gibi zil basırımız, titreşim motorumuz, kulaklık jackımız ve mikrofonlar bu parçamızın üzerinde. Ben yine sizler için ayrıntı olarak vidaları söktüğüm şekilde tezgah üzerine bırakıyorum. Bu şekilde yapmanız vidaların yerini karıştırmamanızı sağlayacaktır. Ebatların tamamı birbirinden farklıdır. Tekrardan hatırlatayım. Elinizin yatkınlığına göre ekranı sökerseniz çok daha rahat çalışabilirsiniz. Ben şu anda gerek duymadım çünkü ekranı sökmemi gerektiren bir parça değil. Direkt olarak şarj soketini yerinden çıkartıyorum. Üzerindeki bağlantıların tamamını söktüm. Şu şekilde. Mikrofonumuzun altında, şurada mikrofonumuzu bu arada gösterelim. Plastik bir ses kanalımız vardır. Onu alıyoruz.
sesin dağılmadan gidebilmesi adına yeni soketimizdeki mikrofonumuzun altına yerleştiriyoruz. Benim yaptığım gibi çalışacaksanız cihaz üzerinde ekranı sökmeden ekranın sensör, ön kamera ve dokunmatik filmlerini gerdirmeden çalışmaya özen gösterin. Filmlerde kopma yaşayabilirsiniz. Söktüğünüz plastik aksamları da hiçbir şekilde takmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Bakın az önce ses kanalını taktığımız gibi buraya. Yine sesin bozulmadan gidebilmesine adına bu plastik de mikrofonun yerinden oynamasını engelleyecek bir parça. Sürekli dikkat ediyoruz. Ekranı geriye doğru düşürürsek filmler kopacaktır. Anten konektörümüzü soketin altından, özür dilerim, zil bazarının altından alarak yan tarafında bulunan şuradaki kanalın içerisinden geçireceğiz tekrar. Ve mevcut yuvasına oturtacağız. Arkadaşlar cihazımızın üzerinden söktüğümüz hiçbir parça gereksiz değildir. Bir şeye yaramaz diye düşünüp plaketleri takmayı ihmal etmeyin. Ola ki cihazınızı düşürürsünüz. Arıza gerçekleşmez belki ama darbeden dolayı soketler yerinden çıkıp çalışmayabilir. Bu plaketler daima
soketlerin sabit kalmasını sağlayacaktır. Hani iki vida sıkmaya üşenmeyin derim. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde kısa sürede ekranı sökmeden şarj soketimizi dolayısıyla mikrofonumuzu değiştirmiş olduk.